Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar hep size incelememi istiyorsunuz. Günü gelince inceleyeceğimi söyledim. Az önce uygun bir hissenin denk geldiğini gördüm. Gördüm derken sadece duyum yani. Şimdi beraber en başta nasıl inceliyorum? Neye göre gideceğine inanıyorum. Nasıl ölçüyorum, biçiyorum, değer e, hesaplıyorum size hepsini uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar hem 120 bin takipçiye gireceğimize inanıyorum bakın videolarımızı beğen eğer bu videoya 10 bin beğeni gelmezse hisse incelemesi yapmayacağım peşin peşin söyleyeyim yani hisseyi inceliyorum meraklı 3-5 bin kişi izliyor ondan sonra beğeni atmadığı için orada kalıyor insanlar da arkadaşlar eee şu bizim kanala gelip de e, geriye dönük incelemeyi bilmiyorlar. Bakın geriye dönük incelemeyi bilmiyorlar. Şimdi ben ikide bir zırt pırt e, kendimi övmek istemiyorum. Yani şu arama kısmına gelip merak ettiğin hisseyi arayabilirsin. Bunu bilmiyor. Şu videolar kısmına gelip buradan e, bütün videoları görebilirsin bunu yapmıyor bunu bilmiyor durmadan benim videosunu çektiğim anlatımını yaptığım videoyu tekrar hisseyi tekrar tekrar bana soruyorsun ya da burada oynatma listelerine gelip merak ettiğim birçok bunun başlığını burada olduğunu görebilirsin örneğin bakın şişeyle ilgili kaç tane video çekmişim şişeyi merak ediyorsan bakacaksın ya da bakın arkadaşlar petunla ilgili indesle ilgili doları yenen analizlerim tamam mı Şimdi bu şekilde arkadaşlar baktığınız zaman benim %100 yapan, %500 yapan, %1000 yapan, %1500 yapan, %2000 yapan, %2500 yapan, %2500 yapan ıı, hisse analizlerim oldu. Ama bir zahmet geriye dönük bu ıı, videolar kısmını basıp oynatma listesine bakıp ya da şu arama kısmına ismini yazıp bulamayanlar aynı şeyi sorup duruyor. Şimdi işte ben şu hissem şuraya gitti bu his, bak gedik araştırdım. İşte bakın gedik Arkadaşlar 2 Aralık ya 2 Aralık 2 ay önce araştırdık 2 Aralık'tan sonra ne olmuş Gediye bakın şu olaya bakın 19.000 kişi izlemiş 1900 kişi beğenmiş buyurun Siz ben şimdi bilançoyu inceleyecektim Ama şunu kapatayım bir daha açarım e, Şunu göstereyim Arkadaşlar olay ne Olay ne Gedik Bakın 2 Aralık'ta arkadaşlar Analiz etmişim hisse 23 300'ü görmüş ya. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun ya. Söylediğim zaman da sen kendini övüyorsun. Bırak biz seni överim. isten sen övmüyorsun kardeşim. Bakın 2 Aralık'ta kaç lira bu ise. Bak tam biz analiz ederken bak ne niye buradan analiz ettik? Bak 922. 30 karar bak. 1 1 Aralık. 2 Aralık. Kaç lira kardeşim? Kaç lira bu ise ben analiz ettiğimde 2 Aralık'ta. Bakın görüyor musun? Şurada iki günlük çıkışı gördüm. Üçüncü günde yayınlamışım. Neden bunu yapmışım? Bana teknik bilmiyorsun diyenler. Tekniğin kralı burada işte. Niye? Bakın burada işlem hacmi artmış. Ondan sonra gelmiş yukarı bir. Bakın bu bir. Denemiş. İkili tepe yapmış. Düşmüş. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ufakları da sayıyorum. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. 18 defa yukarı denemiş gidememiş. Sürekli baskılanmış. Bütün insanları bıktırmış. Şuraya geldi dedim tamam artık 20 ya yeter ya. Ve ondan sonra gördünüz 23 liraya geldi. 23 liraya gelince ne yaptı arkadaşlar? 9 liradan 23 liraya gelirse kaç lira kazanmış oluyor? 14 lira. 9'u 14'e oranlandığımız zaman ne oluyor? Yüzde kaç oluyor arkadaşlar? Yani <laughs> 9 bölü 14 hesaplama böyle mi yapıyor bilmiyorum. Böyle yapılmıyor işte. 14 bölü 9 yapalım. Bilmiyorum bu hesaplamayı bir öğrenemedim. Gitti ya. 14. Şimdi bir de bununla dalga geçerler. 9 serbest. Evet. %155 prim yapmış oluyor arkadaşlar. %155'i 2 ayda yapmış. Şimdi bunu dolarcılar bir, bir 10 gram yukarı gitse öve ve bitiremezler. Ya biz hisseyi analiz etmişiz. 2 ayda %155 kazanmış tamam mı? Şu gelen beğeniye bak ya. Dalga geçmek ya bu ne ya? Bu ne ya? 1900 beğeni, 19.000 izlenme. Ya bu video böyle mi olmalıydı? Yani bu emeğin karşılığı bu mu yani? Ben bütün 25 yıllık tecrübemi konuşturuyorum. Hatta 45 yıllık da doğduğumdan beri öğreniyorum yani. E borsa ile ilgili de 23 yıldır işlem yapıyoruz. İyi kötü gözlemliyoruz. 25 yıllık tecrübenin sonunda getiriyorum yumurt şeyi e, zırttı zurnanın zırt dediği yerinde e, hissenin videosunu çekiyorum. Hisse %155 prim yapıyor 2 ayda ve izlenme sayısına bak ya. Bir insan merak eder izler buraya bir döner bir beğeni atar ya. Burada insanlar bunu görsün. Bunu görünce ne olacak? Bunu görünce işte Dolarda takılıp kalmayacak kardeşim. Burada dolarda takılıp kalmayacak insanlar. İnsanlar hayatı dolardan ibaret sayıyorlar. Sabah ölen akşam doları gösteriyorlar. Buyurun dolar geberdi geberdi diyorum. Hala anlamıyorlar. Bak 7.16'ya hala anlamıyorlar. İşte bak 8.5'tan kitledire millete doları. Para dolarda istifleyince bu paranın bankalardaki kısmı 246 milyar dolar. 236 milyar dolar. Herkes bir şey söylüyor ama... İnanın ki yastık altındakiler, çelik kasadakiler bunun 10 katıdır. Şimdi bu para ekonomiye kazandırılsa bu ISO 500'deki, ISO 1000'deki şirketlerin çoğunu halka arz etseler hepsi şey olur, talep görür. Ve bu dolar altındaki paralar bu firmalara geldiği zaman bu firmalar borçlanarak değil de, kendi parasıymış gibi halkın parası aldıktan sonra kendi parası oluyor. O parayla üretim yaptıkları zaman, o para o parayla e, yatırım yaptıkları zaman kaç kişiye iş verirler? Ülke gelişir mi? Gelişmez mi? Yani parayı dolara altına hapsetmek ekonomiyi öldürüyor. Parayı bankaya istiflemek ekonomiyi öldürüyor. Siz parayı e, yatırıma çevirdiğiniz zaman, parayı betona gömmemek için parayı doları altına gömmemek için e, paranın dolaşımda olması lazım. Yani düşünün her dolaşımda %18 KDV alınıyor. E, %37'ye varan e, kurumlar vergisi alınıyor. %55'i para dolaşımda olduğu zaman devlete gidiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Diyelim ki biri borsaya geldi. Şurada arkadaşlar e, şeyi aldı. Bakın doları gördünüz. Millette kitlediler. Şu an %20 kaybetmiş. Bana yani diyor ki ne olmuş ki %1 düşmüş. Daha 8,5 liradan 7 liraya geldiğinde yüzde kaç kaybettiğini bilmeyen vatandaş var. Ya hala doların 15 liraya gidiyor. Lan 15 liraya gitse ne olur bu saatte? benim analiz ettim ise 2 ayda %155 kazandırmış. Gitse ne olacak? Onun için insanlar borsanın bu gücünü bilirlerse bir ilkeye göre, bir araştırmaya göre, bir mantığa göre arkadaşlar böyle hazırlı ben lokmayı getirmişim şrak diye burada yükselişe başlayınca Video yayınlamışım %155 prim yapmış. Sen buna beğeni atmıyorsun. Sen buna bir yorum yazmıyorsun. Bana destek olmuyorsun. Bana ne destek olacak? Senden para çıkmıyor. Benim cebime para girmiyor. Ya biz istiyoruz ki e, insanlar borsanın darpane olduğunu öğrensin. İki ayda %155'i nerede kazanabilirsin? Borsa darpara değil de nedir yani? Yani bu kadar acizsen de gelip izleme o zaman. Sen de izleme. Sen de faydalanma. Yok sen kazanmak istiyorsan bütün Türkiye kazansın o zaman. Bütün insanlar borsanın darpanı olduğunu görsün. Onun için de benim kanalıma her yerde tanıtmanız lazım. Her yere atmanız lazım. Yani biz her şeyi göze, göze alarak bu youtuberlığı devam ediyoruz yani. Birileri borsanın anlaşılmasını istemiyor. Birileri borsanın darpanı olduğunu anlaşılmasını istemiyor. Eğer siz benimle aynı düşünceyseniz geriye dönük bütün videolarımı beğeni atın. Eee yorum yazın. Twitter hesabınızdan paylaşın. Ben bilmiyorum. Gençler parça parça kesip TikTok'larda paylaşabilirsiniz. Instagram'larda dilim bile dönmüyor. Paylaşabilirsiniz. Ben ekonomiden iyi anlarım. Ben kendi kendimi geliştirdiğim iki alan var. Bir kitap okumak, iki ekonomi. Kendim ana mesleğimin dışında. Ben bütün her alanda kendimi geliştiremek teknolojiden anlamıyorum kardeşim. Yok oturup saatlerce diksiyon yapmamışım. Kıt akıllının, akıllının biri de diksiyonunla kafayı bozmuş. Lan senin diksiyonun iyi olmuş da kime ne faydan var? Ya Allah vergisi bu boğaz yapısı, bu ağız yapışı illa sana kibar mı konuşacağım? Konuşmuyorum lan izlemezsen sen o zaman. Onun için arkadaşlar biz burada ülkenin kazanmasını istiyoruz. Bakın para ne kadar dolaşım olursa devlet bütçesi o kadar güçlenir. Para ne kadar dolaşım olursa insanlar o kadar iş güç sahibi olur. Bunlar dolaylı faydaları. Direkt faydaları bu işe yatırım yapan adamın biri buraya 100 bin koysaydı şu an 250 bin olacaktı. Bakın bir devlet memuru 650 diye tabi olanların çoğu arkadaşlar e, yani şu an emekli olursa 30 yıl çalışırsa alacağı 150 bin liraya. Sen burada 100 binini koysan şurada 2 ayda 150 bini alacaksın. Ya 30 yıl beklemen gerekmeyecek ya. Bu kimin faydasına ya? Bu ilimce senin faydana. İşte senin gibi insanların bütün Türkiye'nin kazanmasını istiyorsan herkesin finansal okur artmasına katkıda bulunacaksın. Yani YouTube ancak beğeni gelirse, yorum gelirse ön plana çıkarıyor. Bu dolar ancak bankadaki 30-40 milyar dolar bozdurulursa ya sen ithalat yapmıyorsun, ihracat yapmıyorsun. Senin ne işin var Amerikalı'nın parasıyla? Ya al paranı bak yatır bir diye yatırmış olsaydın yüzde yüz kazanacaksın ya iki ayda. Daha ne yapayım ben size ya? Akşam o yüzden sinirlendim kapattım. Bak şu an bilanço incelemesini gösterecektim. Sinirlendim bak bunu başka yere gitti. Bunu kapatacağım yeniden açacağım. Çünkü video uzun olmaz. Evet arkadaşlar. Gerçekten bizi seven, bizi anlayan, şivemize, diksiyonumuza bakmayan bir sürü takipçimiz var. Onlara teşekkür ediyoruz. Yalnız onlar da biraz fedakarlık yapsınlar. Biz nasıl gece gündüz? Ben sabah beşten beri kalkmışım, YouTube izliyorum yani. Değişik alanlardaki merakımı gideriyorum. Psikolojiyi e, izliyorum, ne bileyim? Tarihi izliyorum, diğer ülkelere izliyorum, borsayı izliyorum, diğer YouTube kanallarını izliyorum, kitap okuyorum. Benim hiç yanımda kitap eksik olmaz yani. Al. Birini 10 sayfa okuyorum, sıkılıyorum. Diğerine karşıt yatırım. Birini bitiriyorum, diğer bitirmeden diğerine başlıyorum. Birini bitirmeden diğerine başlıyorum. Aynı anda e, 50 tane kitabı birlikte okuyorum. Ya ben bunu yapıyorsam, sizde bir 10 dakikanızı ayırın, beğeni atın, yorum atın, bir, bir Twitter hesabınızda paylaşın, Bir arkadaşlara abone edin, abone olmayanlar abone olsun. Ya bizim ülkemizde bir sahip bir ülke yani bir şirket nasıl onun çalışanları onu sahiplendiği zaman onu kendi malı gibi gördüğü zaman o şirket büyüyorsa kaliteli üretim yapıyorsa Almanlar niye ön plana çıktı? Almanya niye bütün e, dünyaya araba satıyor da bizde e, hani boş ver bana ne ya patron kazanacak anlayışı olduğu için bazı şirketler geri kalıyor. Bizim mallarımız niye dünya markası olmuyor? Niye Japonlar en tepedeki en diptekine sorarak fikirlerin %90'ı işçilerden geldiğini biliyor musunuz? İşte ülke olarak diptekiler bulunduğu kurumu sahiplenirse, e, çalıştığı yeri sahiplenirse o iş yeri olur. Ama benim ortağım gibi bu adamın maaşı var. Ben ne çalıp ne karılarla yer diye düşünürse de o şirket kapanır. Bir tamül ettim, iki ettim, üç de alacağımı da üstünü çizgi çektim. Allah'ından bul dedim. Ben gittikten sonra da Evet, alışkanlık yapmış ya gidip oralara harcamak. Eniştesini, amcasını, dayısını herkesi dolandırdı. Kimsenin yüzüne bakacak şey kalmadı. Bütün esnafları dolandırdı benim dışında. Böyle bir ahlaksızlık olduktan sonra da ne o adam olur ne sen adam olursun. Onun için herkes dürüst olmalı. Herkes başkalarının iyiliğini istem. Kendinden çok karşıdakinin, ortağının, çalıştığın yerinin iyiliğini istediğin zaman bu ülke gelişir. İşte biz ülkemizin gelişmesini istiyoruz. Bak diğer yatırımcılar parasını dolarda park etmesin. Ekonomi dönsün istiyoruz. Ülkemiz gelişsin istiyoruz. Onun için arkadaşlar sizler de bir 5-10 dakikanızı ayırın. Ee, yani bazı videolarımızı izleyin. İşin mantığını da öğrenin. Para kazanın. Ee, bir yandan da destek olun yani. Evet izler için sağ olun var olun. Sürçülisan ettikse kusura bakmayın. Bu Bu saatten sonra dinlenebilir. 5-10 yıl sonra çok daha ileri yerlerde olabilir. Alsa tut tavsiyesi değildir arkadaşlar.